AK Parti'ye mi daha yakınsınızdır, MHP'ye mi? Şimdi burada... CHP değilsiniz anladığım kadarıyla, o kesindir. Efendim, milliyetçilik konusunda CHP, Deniz Baykal'ın eski CHP'si olsa... Mesela şimdi Doğu Perinçek beyefendi bizi kırıp geçiren bir zattır yani esasen. Şifler tarihinde hapisten çıkar çıkmaz. Efendim Silivri Nutku var yani kapıda. Şimdi Ergenekon'dan çıkıyoruz. Cemaatlerin, tarikatların kökünü kazıyacağız. Cumhuriyeti ayağa kaldıracağız. Çıkarken bu millete söz verdik. Türkiye şeyhler, dervişler, müritler, cemaat mensupları ülkesi olamaz. Kınından çıkmış bir kılıç gibiyiz. Türkiye'de cemaat, tarikat olmayacak. Şeyhin müridi değiliz. Bizim kafayı yani bizim yapıyor. Ama şimdi bakıyorum. Benim onun namaz kılıp kılmaması, oruç tutup tutmaması. Gerçi Müslümanım dedi ben. Mesela kendisi Müslümanım diyene tabii elhamdülillah biz de tabii öyle kabul ederiz. Ama ateistim dese de ateist de olabilir. O da özgürlüğü alanına girer. Onda da bir şey demeyiz. Biz zorlan kimseye Müslüman mısın diye bir şey. Bize ne ama kendi dediği için beyanlamış. Ben Müslümanım dedi. Şimdi bu kişinin bize hiçbir ideolojisi tutar mı birbirine? Tutmaz. Ama bakıyorum. Olaylarda bakıyorum. Vatanseverliği görürsem, işte PKK-HDP düşmanlığı görürsem, bir milliyetçi yaklaşım görürsem, FETÖ düşmanlığı görürsem, Siyonist düşmanlığı görürsem, kapitalist düşmanlığı görürsem. Onu da yanlıştım. Çin'deki Doğu Türkistan Müslümanlarına yapılan şeylerde biraz geçiştiriyor. Değişmemek istiyor. Devlet Çin'den zarar görmesin diye ben anlıyorum. Oradaki şey o da bilmeyecek kadar bir ihanet değil. Bir haber değil dünyadan. Ama tabii belki yıpranmasın Çin'de ortalık diye. Ve şimdi her şeyi demiyorum ama çoğu yerde bakıyorum. Uyuşuyoruz. Anlaşıyoruz. Yani şimdi burada demek isteyeyim benim. Dindar mı? Siz Doğu Türkistan'da çoğu yerde uğraşıyorsunuz. İstanbul Sözleşmesi'nde. Buluşuyoruz diyorsunuz.